Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi Taşkesiği mevkiinde 30 hektar yetişmiş orman alanının endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlenmesinin ardından 4 Nisan sabah saatlerinde ağaç kesimi başlatıldı. Önce MUÇEP, Muğla Çevre Platformu'nda örgütlü çevreciler hem orman kesimine karşı başlattıkları imza kampanyası ve sahada fiili olarak orman kesimini önlemeye çalışarak, akabinde de Muğla CHP Milletvekili Mursel Alba'nın yetkilileri uyarmasıyla harekete geçildi. Ağaç kesimlerinin sadece Çıtlık'ta değil, Milas Akbelen ve Fethiye'de de başlatıldığı öğrenildi. Muğla'da MUÇEP, Muğla Çevre Platformu'nda örgütlü olan çevrecilerin sürekli olarak bu orman kesimlerine dikkat çektiği ve daha önce de çeşitli basın duyurularıyla tepki verdiği biliniyor. Son kesimden bir gün önce de Muğla Çevre Platformu'ndan çevre gönüllüleri Çıtlık'ta koronavirüs nedeniyle ilan edilen karantina günlerinin olası bir orman kesimi için fırsat gibi görüldüğüne dair aldıkları duyumlar nedeniyle bir basın açıklaması yapmış ve ağaç kesimlerine izin vermeyeceklerini duyurmuştu. Şimdi MUÇEP kampanya sorumlusu Serdar Denktaş'ı dinleyelim. Ben Serdar Denktaş, Muğla Çevre Platformu'ndan. Dün gece bu saatlerde bir imza kampanyası başlatmıştık Change.org üzerinden. Çıtlık ormanlarının kesilmesini durdurun başlıklı. Bugün yaşanan gelişmelerle ilgili bir güncelleme yapmak istiyorum. Çıtlık, Ula'ya bağlı bir mahalle. Burada Karabörtlen Orman İşletme Şefliği tarafından 30 hektar büyüklüğünde bir orman alanı, endüstriyel plantasyon alanı olarak ilan edilerek kesim ihalesi yapılmıştı. Bugün neler oldu? Kesim ekipleri erkenden işe başlamışlar. Haberi alır almaz civardan arkadaşlarla birlikte kesim alanına gittik. Gördüğümüz manzara gerçekten üzücüydü. Farklı noktalarda yaklaşık 20 kişilik bir ekip ellerinde hızarlarla kesime başlamışlardı. Tabii müdahale ettik. Bütün ekiplere çalışmayı durdurmalarını istedik. Tabii bu arada sevimsiz hadiseler de yaşadık. Arbedeler yaşandı. Bu arada jandarma çağrıldı. Jandarma ekipleri geldiler. Onlar da önce yapılan kesimin işte yasalara uygun olduğunu, izinleri olduğunu söylediler ve bizi sahadan çıkmaya davet ettiler. Biz de sahadan çıkmayacağımızı, konuda kararlı olduğumuzu söyledik. Yani izinleri olsa bile ülkenin, dünyanın yaşadığı bu olağanüstü koşullarda kamu kaynakları, yani virüs felaketiyle mücadeleye ayrılması gerekirken böyle bir çalışmanın gündeme gelmesini kabul edilemeyeceğini komutana söyledi. Komutan takımın telefon görüşmeleri yaptıktan sonra gerekçelerimizin, talebimizin kabul ettiğini söyledi. Olayın büyümesini kendilerinin de istemediğini, bu anlamda çalışmayı durduracaklarını söyledi ve hemen ekiplere talimatı vererek çalışma durduruldu. Öğlenden sonra başka gelişmeler de oldu. Muğla milletvekilleri olayın sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılmasından sonra onlar da devreye girdiler. Muğla milletvekili Mürsel Alban, Orman Bölge Müdürü ile görüşerek bizim taleplerimizi aynen kendisine iletmiş ve bu koşullarda çalışma eğer devam edilirse çalışmaya çok fazla insanın oraya gelebileceğini ve virüs bulaşma tehlikesi olduğu, çok sayıda insanın hastalanabileceği, ölebileceği ve bunların sorumlusunun da bölge müdürü olacağını kendisine ifade etmiş. Bölge müdürü de bunları ciddiye alarak çalışmanın 3-4 ay boyunca durdurulacağını söylemiş. Bu da ikinci sevindirici haberdi bizim için. Biz elbette bu çalışma tamamen iptal edilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu anlamda imza kampanyamız da devam edecek ve en kısa zamanda karar vericilerle de görüşerek sizlere daha sevindirici haberler verebilmeyi umuyoruz. Şimdilik sevgiyle, sağlıkla ve dayanışmayla kalın diyoruz.